Evet, Mauro Icardi transferi tabii Galatasaray'da çok büyük bir mutluluk uyandırdı. Mutluluk şu anda yaşıyor Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Mauro Icardi'yi renklerine kattı diyebiliriz. Hemen biz Levent Tüzemen'e uzanalım ve Levent abinin de Mauro Icardi transferiyle ilgili düşüncelerini almış olalım. Levent abi merhabalar. Ömer merhaba. Mauro Icardi transferi Galatasaray taraftarının adeta böyle hani yatıp uyuduğu bir transfer haline gelmişti. Yani onunla uyuyordu taraftar, onunla uyanıyordu ve artık Galatasaray'da diyebiliriz. Icardi için sen bu transferi nasıl değerlendirirsin Levent abi? Ya benim için bir sürpriz bir şey olmadı ki Ömer. Sabah gazetesinde şampiyonluk sonrası başkan Dursun Özbek Icardi transferini sponsorlarla bitireceğiz demişti. Benim de ilk takım oyunu transfer raporunda Cem Pamiroğlu'na katıldığımda Aykut'un yaptığı programda söyledim. Şunu dile getirmiştim insanlar hatırlasınlar. O arada bir basamak var. Galatasaray 8 milyon veriyor, Icardi 10 milyon istiyor. Ya Galatasaray yukarı çıkacak ya Icardi aşağı inecek diye. Çünkü Galatasaray'da oynamaktan adam mutlu, hayatı boyunca görmediği sevgiyi Galatasaray taraftarından gördüğünü söylemişti. Galatasaray yönetimlerine yaptığımız sohbetlerle de özellikle dün gece aldığım bilgiye göre yani gece geç vakitteydi. Bu transferin bittiği söylenmişti. En doğru işi yaptı. Yani senenin en önemli flaş oyuncusu. Galatasaray'ın şampiyonluğuna direkt katkı yapmış. Son 7 maçı herhalde Fenerbahçe maçında gol attığını düşünürsek katkıda bulunmuştu. Galatasaray transferi de bu kadar parayı verdiler diyorlar. Ya Cagney'e verdiler 13 milyon lira. Cagney ile Icardi arasında dağlar kadar fark var ya. Yani Mario Icardi şu anda Galatasaray taraftarını mutluluğa sevk etmiştir. Kaldı ki sevgili Ömer bu konuda çok ciddi sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapıp bana da tepki gösteren insanlar vardı. Yani hani geliyordu gelmiyordu diye. Ya bakkaldan mal satın almıyorsun yani. Kolay değil bu işleri halletmek. Burada oyuncunun davranışı çok önemliydi. Eğer parayı seçen bir adam olsaydı zaten mütevazi kişiliğini Ankaragücü başından sonra gördük. Okan Hoca'yı da oğlunda omuzlarına almış bir insandı. Yani Galatasaray'da ailecek mutlu olmuş bir insanın bu mutluluğu yakaladıktan sonra soru işareti olan bir ülkeye gitmesini ben zaten düşünmüyordum. Yani Icardi hakikaten adam gibi adammış. Bir ölçüde parayı seçmediği gibi net olarak söylüyorum. Galatasaray ve Galatasaray taraftarının sevgisini seçti. Yani Galatasaray taraftarına aşkın olayım demişti. Ya aşık, ben de sizin sevginize aşık oldum dedi Mario Icardi. Ve Galatasaray'da sözleşme imzaladı. Tabii bu transferde çok net söylüyorum. Hem Galatasaray Başkanı'nı özellikle çok çalışan Erden Timur'u da kutlamak gerekir. Kaldı ki bugün yine bir şey sana söylüyorum. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerdeki yapacağı transferler Galatasaray'ın level olarak en az 3-4 basamak daha yukarı taşıyacak. Bunu net olarak söylüyorum. Bugün aldığım net bilgiyi söylüyorum sana. Yani sadece Icardi transferleriyle kalmayacak. Yani Levent abi Galatasaray tam ben taraftarı. de aslında onu soracaktım sana. Mauro Icardi transferinden sonra Galatasaray'ın transferdeki yol haritası nasıl olur diyecektim. Bu arada sadece gelecek isimlerle ilgili de değil. Yani belki Sacha Boey ve Nelson'u da takımda da tutmak isteyebilir Galatasaray. Bir düşünce olarak söylüyorum tabii ki bunu. Nasıl bir transfer yol haritası bekliyorsun Galatasaray'dan bundan sonra? Valla benim bildiğim kadarıyla yani Sacha Boey'le Nelson'la gitse Erden Timur'un transfer politikası elindeki liste bu oyunculardan daha iyi oyuncuları Galatasaray'a getirebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Artık bu konuda Galatasaray rayına girdi transferde. Mükemmel işler yapıyorlar, araştırıyorlar ve mükemmel menajerlerle çalışıyorlar. Yani burada verilen sözler çok önemli. Galatasaray'da çalışan yabancı menajerler Erden Timur'la ilgili şunu söylüyorlar. Bizim bir lafımız iki et dedi bu zamana kadar. Dolayısıyla biz kendisine son derece saygı duyuyoruz. Öncelik hakkında oyunculara neler olduğu şekilde anlatıyoruz. Yani gidecek oyuncuları da Galatasaray istediği gibi pazarlayabilir. Getireceği oyuncuları da getirebilir. Önemli olan bu kaynağı yaratabilmekti. Erden Timur mükemmel bir şekilde bunları başardı. Onun arkasında da çok önemli insanların destekleri de var. Şimdi bunları isimleri bana vermedikleri için veremiyorum. Ama bugün saat bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Şu anda beni duyuyorsun galiba Evet, Ömer. duyuyorum. Ya, yanılmıyorsam 13.59'daydı. 13.59'da tarihleri hep dakikaları alırım.
5 dakikalık bir görüşme yaptım. Bir oyuncu grubu gelecek yani Galatasaray'a. İnanılmaz. Hedef sadece Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da başarılı olmak. Yani bu sene mutlaka Galatasaray Avrupa'da başarılı olmayı da kafasına takmış durumda. Dolayısıyla bu transferlerle ilgili bana gelen bilgiyi de söylüyorum. Sonra dedim ki kaç bu transferlerin bitme şansı? %95 dediler. Bir hayli yüksek bir rakam bu oran olarak baktığım zaman. Yani Mario Icardi ile Galatasaray transfer sezonunu açmış oldu. Belki de en önemli silahını transfer etmiş oldu. Çünkü futbolda atanla tutan konusunda hep Galatasaray başarılı olmuştur. Eğer ne kadar Gomis'le de gol kralı olup şampiyon oldu, Jack'le de gol kralı olup şampiyon oldu, Icardi ile şampiyon oldu ki Icardi eğer bunlar kadar maç oynasalar da herhalde rekor kıracak gollere imza atardı ben diye düşünüyorum. Bu arada Okan Buruk'un da özellikle Mario Icardi ile olan ilişkisi, bir oyuncu üzerinde baskı kurmayıp ona bir arkadaş gibi yaklaşması çok önemli diye düşünüyorum. Kaldı ki siz diyorsunuz ki kampa katılma durumu Okan Buruk ile yapacağı görüşmede netleşecek. Büyük bir ihtimalle bu kampa katılır mı bilmiyorum ama yine bugün aldığım bilgiye göre ay sonuna doğru bu kampa katılacak diye biliyorum ben. Dolayısıyla yani futbolcu teknik ilişkileri çok önemli ama erkene çeker mi bunu bilemiyorum. Fakat aldığım net bilgiyi sana söyledim. Bu transferleri takip etmek lazım. Ne zaman açıklarlar diye söylediğimde 3-4 güne kadar bu transferleri birer birer açıklayacağını söyledi Galatasaray'da o Levent abi isim. Evet. Yani bilmiyorum, belki tabii ki bize isim söyleyemezsin, öyle tahmin ediyorum şu anda ama en azından bir ipucu ya da oyuncuların ülkeleri hakkında senden bir bilgi alabilir miyiz? Valla ben bir tanesini hadi söyleyeyim de yani sonra yani çünkü hayır Ömerciğim bunlar sonra sosyal medyada bu konularda çok öyle dedin de olmadı falan filan diyor. Yani olmadı derken bu transferin iki ayağı var. Galatasaray oyuncuyla Angelino'yla anlaştı, bir sorunu yok. Tabi sol bekle. Anlatabiliyor muyum? Angelino transferinin tamamlandığını oyuncu ayağı bitti. Oyuncu ayağı bitti. Oyuncu Galatasaray'da oynamak istiyor. Bu kadar ne söylüyorum. Bundan sonraki söz Leipzig'le Galatasaray arasına geçecek. Peki Levent yani abi çok teşekkürler. Yani Levent Üzemen'den. Şey söylemeyeyim ama Mario Icardi Galatasaray'daki bütün şu anda taraftarları mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Levent Üzemen, Levent abi ağzına sağlık, çok teşekkürler. Icardi transferiyle ilgili senin görüşlerini aldık.